Merhaba ben Arlin Çiçekçi. Merhaba ben Fatih Keser. Kelimesi kelimesine podcast serimiz başlıyor. Selam Fatih'cim nasılsın? Teşekkür ederim sen nasılsın? Ben de nasıl geçti hafta? Vallahi güzel geçti ya çocuklar benim rutin biraz yoğundu kendi işlerime biraz daha az vakit ayırabildim ama en azından podcastimiz yayınlandı ve dönüşler gelmeye başladı biz bir tane hazırlıklı gidiyoruz onu da söylemek lazım olaylara karşı ani reaksiyon vermemiz gereken yerler olabilir ama biz bir hafta geriden geliyoruz onu da söyleyelim o yüzden bizim için yeni yayınlandı aslında ilk bölüm. Ama dönüşler geldikçe çok mutlu olduk, değil mi? Evet evet çok mutlu edici, yüreklendirici yorumlar geldi. Beklediğimden daha iyi yorumlar geldi. Hani bir şey de beklemiyordum ama eş dost illaki hatırımız için dinleyecek, bizi sevdikleri için dinleyecek ama vakitlerini ayırmalarında değecek bir sohbet olacak mı? gibi sorular vardı kafamızda. ama Onları gidermiş oldular çünkü bayağı keyif almışlar, merak etmişler, bazı şeylerin devamını kendileri araştırmışlar. Onlarla ilgili sorular sordular. Bu tür işlerde devam etme gücünü zaten bu yorumlardan alıyorsun illa ki. Güzeldi yani. Senin haftan nasıl geçti? Benim haftam da güzel geçti. İşte biliyorsun Dubai'deyim iş güç var. Hafta sonları köpekle işte arkadaşlarımla beraber kamp gibi bir şeyler yaptık. Bunu açman lazım sanki Ali. Çünkü ben hayatımda tabii böyle bir şey görme olasılığım yok. Hiç gitmediğim için. Dün Alim bana bir fotoğraf yolladı. Çölün ortasına bir tane ufacık çadır koymuş ve orada kamp yaptığını iddia ediyor. Hani <laughs> benim kamp anlayışımla çok örtüşmedi ama. Benimkisi gariban bir çadırdı ama arkadaşlarımınki bayağı tam tesisatlı gelmişti onlar. Ben de öğreniyorum onlardan. Buradaki ilk kamp deneyimim olduğu için bayağı onlar da dalga geçtiler ben de böyle. Rüzgarda sallanan zor tuttuğumuz bir çadırım vardı benim. Güzeldi ama değişik bir deneyimdi. Tahmin edebiliyorum. Ya yani ben de Bakma böyle söylendiğime kıskandım yani arkadaşım. Sen de gelirsin inşallah Silvia çocuklarla bir gün beraber yaparız gideriz. Yani sanmıyorum gideceğimizde ama hani gelebiliriz ama oraya bir kamp yapmaya gideceğimiz. <laughs> hani hayali o kadar yani. değiliz. <laughs> Hayali güzel. Biz kumsala bile girmeyen bir çift olarak sağımız solumuz kum olmasın diye. Senin de şu anda karşımda sürekli kafanın içinden <laughs> saçın içinden kum çıkardığını düşünürse. Demeyeydin iyiydi onu. kafamdan kum çıktığını. <laughs> Her şeyimiz ortaya döküldü. Hazır mısın üçüncü bölümümüze? Hazırım. Başlayalım mı? Bu arada bir hafta Fatih önce başlıyor. Bir hafta ben önce başlıyorum. Şimdi yine ben de sıra oldu. Üçüncü bölümümüzde. Şöyle Fatih. ilk bölümümüzde minneti konuşurken konu döndü dolaştı. Edgar Allan Poe'nun Raven şiirinin çevirisine, Ülkü Tamer çevirisine geldi. Ve sonra çeviriden konuştuk ya. Evet. Kuzgun Türkçe çevirisi de Edgar Allan Poe'nun Raven şiirinin. Kuzgun bende aklımda takıldı kaldı o günden beri. Ve kendi konuşmamda orada Ülkü Tamer'i verdiğimiz referansta keşke dedim bir dörtlük de okusaymışım. Onu düşünürken sonra kuzgun üzerine düşünürken dedim ki beni ne durduruyor yani <laughs> neden bu hafta kuzgun konuşmayayım Neden o bir zaman? Şey okumayayım? <laughs> Patronumuz yok hesap vereceğimiz istediğimizi konuşuruz diye düşündüm. Kelimemi de kuzgun olarak seçtim. Nasıl? Abi, enteresan. Yani kuzgun deyince benim aklıma hemen şey geldi. Game of Thrones. izledim mi? iyi hmm, izlemedim ama araştırırken denk geldim. Orada da yer almış. Kuzgun hikayesi vardı. Zaten e, İskandinav mitolojisi, Cermen mitolojisi de olduğu için için şimdi de şaşırmadım da onun da karşıma çıkmasına. Kuzgun, kuz gölgede kalan kara gölge demekmiş. Ve bu gun ekiyle normalde fiilden isim yapan bu gun eki bir isme yani gölgeye, karaya gelip Kuzgun bir hayvan ismi oluşturmuş. Bu da enteresan olabilir. Enteresan. Bu bilgi hem nişanyan sözlükten hem TDK'nın etimoloji sözlüğünden hani... Şeye baktım mali, kuzdan türeyen başka bir kelimemiz var mı diye. Kuzey var. Kuzey iyi de biliyorsun işte hani evet. mantıklı, gölgede evet. kalan karanlık yer gibi. Ben bilmiyordum bunu daha önce. Sen biliyor muydun bilmiyorum kuzeyin böyle bir kökten geldiği. Yok canım geldi. hiç. Başka savlar da var yine Türk Dil Kurumu'nun etimoloji sözlüğüne göre guzgun diye geçiyormuş sonradan kuzgun diye evrilmiş kuzgunun çıkarttığı sesten kaynaklandığını gurruk falan gibi bir sesi var zaten böyle biraz benziyor ama bana bu kuzdan gelmesi yani gölgeden karanlıktan gelmesi kara da olduğu için kuşun daha mantıklı geldi. Kuştan biraz bahsedeyim. Çok enteresan bir kuş. Çok da böyle havalı, güzel, heybetli bir yakışıklı hayvan. Yakışıklı bir kuş değil mi? Evet yakışıklı yani böyle. Tüyleri falan böyle yanlardan açık kahverengi gibi. Normalde simsiyah. Değişik türleri de var bu arada. Türkiye'de de birçok türü var. Ve her yerde, her iklimde de yaşayabiliyor. Adaptasyon kabiliyeti çok yüksek bir hayvan. Her iklim ayak uydurabiliyor. Çok da zekiler aynı zamanda. Yunuslarla ve maymunlarla yarışır derecede zeki olduklarını düşünüyorlar. İnsanları kandırmak, hırsızlık yapmak, alemlerle alet yapmak, aleti kullanmak ne ararsan var kuşta yani. Bu karga soyunun tamamında bu var galiba değil mi? Evet kargaların tamamında bu var ama bunlar kargaların da en diye geçiyor. Ha. Kuzgun. Yani bayağı etkileyici bir kuş yani. Ve tarih boyunca zaten çok kutsiyet atfedilmiş. Lanet de atfedilmiş. Cermen mitolojisine göre Tanrı Odin'in iki tane kuzgunu olduğuna ve o kuzgunların ona gelecekten haber getirdiğine hmm. inanılıyor. Hem gelecekten hem de olanı biteni anlatan iki kuzgunu olduğu iddiası var. Senin de başında dediğin Game of Thrones'da sanırım Odin'in hikayesine atıfta bulunuyor. Bu kuzgunların adı da Hugin ve Munin birisi düşünceyi birisi hafızayı simgeliyor. Böyle bir mitolojik iki kuzgun ismi geçiyor tanrı Odin'le beraber. Böyle bir kutsiyet var. Hatta kızıl Kızılderililerde dünyayı yaratanın kuzgun olduğuna inanılıyor bazı kızıl Kızılderililerde. Ve bir yandan da sosyal de hayvanlar insan yüzünü hatırlayabiliyorlar uzun bir süre ve neden sonuç ilişkisi kurabiliyorlarmış Fatih. Çok enteresan. Yani bir de şöyle enteresan bir diğer hayvanları da kendi lehlerine de kullanabiliyorlar. Şöyle yerde yuvarlanıp karıncaları tüylerine çekiyorlarmış ve karıncalarla beraber yuvarlana yuvarlana o karıncalara kendi tüylerindeki o bakterileri mantarları böcekleri öldürtüyorlarmış yani resmen eze eze karıncaları böyle döne döne üstlerinde kullanıyorlarmış ve tüyleri falan parlıyormuş onun sayesinde baya böyle. Ya, kozmatiğe <laughs> de önem veriyor yani o öyle bir hayvan. Hem kozmetiğe önem veriyor hem de yani düşünse başka bir canlıyı kendi şey için kullanmaktan çekinmiyor. Bizde süt banyosu falan yapanlar var ya onun gibi. <laughs> Dünya yansın benim cildim güzel olsun diyor yani. <gülüyor> <gülüyor> Bu açıdan çok insansı geldi bana evet. evet evet. Özetle kuzgun böyle değişik, güzel, özel bir hayvan. Kuzgunun bana çağrıştırdığı başka bir şey daha var. O da beni üniversite yıllarıma götürüyor. Üniversiteyi ben İstanbul Üniversitesi'nde okudum. İletişim Fakültesi bilmiyorum konuşmuşuzdur daha önce belki. İletişim Fakültesi de Vezneciler'de. Manifaturacılar Çarşısı'nın orada bir durak vardır İstanbul Üniversitesi'ne gitmek için. Vezneciler'den oradan aradan geçersin. Yani her defasında ben her gün Manifaturacılar Çarşısı'nın önünde inip Veznecilere doğru yürürdüm. Ve orada bu arada bilmiyorum İMÇ Manifaturacılar Çarşısı senin de bildiğin bir yer mi? Benim annem orada çalışıyordu. Birinci blokta hani benim bildiğim geç beni tanımayan yoktur herhalde birinci blokta. Hani çocukluğu Bundan. test edeceğiz <laughs> gideceğim mi soracağım. <laughs> Neyse benimkisi tabii yani 98 2002 arası diyeyim yaşımız da ortaya çıksın ve hatırlarsın o zaman duvarda çok görkemli bir metal heykel vardır. O heykel benim hep çok dikkatimi çekerdi. Heykele resme çok büyük bilgim yoktu o yaşlarda veya bir bilgim de yoktu daha doğrusu. Ama iyi, iyi sanat bir şekilde kendine çekiyor değil mi Fatih? Yani ben öyle düşünüyorum. Ya kim olursan ol çocuk ol bilgisiz ol cahil ol İyi bir sanat eseri varsa bu heykel olur müzik olur tiyatro olur bir şekilde seni bir yerden yakalıyor o heykel de beni bir yerden yakaladı bakmaktan inanılmaz keyif aldım keyif demeyeyim de yani derinleştiğim bir heykeldi ve hemen de bakmıştım kim yapmıştı diyor o zamanlar kuzgun acar diye bir heykel Ve o zamandan beri Kuzgun Acar benim için önemli bir isim haline geldi. O yüzden biraz Kuzgun Acar'dan bahsetmek istiyorum. Kuzgun kelimesine girmişken onun adını almadan edemedim. Bu arada hani baktım demiştim o heykelden sonra bu kadar araştırdım tırmamıştım o zaman. podcastte hazırlanırken, bu bölüme hazırlanırken biraz daha detaylı baktım hayatına. Ve çok enteresan bir kişiymiş zaten. Şöyle babası Nazmi Acar. O zamanlar Trablusgarp dediğimiz Libya topraklarında yaşayan bir Osmanlı vatandaşı. Annesi de Etiyopyalı. Bazı kaynaklarda Libyalı diye geçiyor, bazı kaynaklarda Etiyopyalı diye geçiyor. Ama neticede annesi Afrikalı ve siyahi. Tarihlere de baktığımızda işte 1928 doğumlu Kuzgun Acar. 1911'de de Trablusgarp Savaşı var biliyorsun. Büyük ihtimalle anne ve babası 10 tarihten sonra İstanbul'a geliyorlar. Çünkü Kuzgun Acar İstanbul'da doğuyor 1928'de. Ya da Trablusgarp Savaşı'ndan kaçan iki kişi olarak İstanbul'da sonradan tanışıyorlar gibi kafamda bir hikaye yazdım onlarla ilgili. Aslına aslarını bilmiyoruz çok fazla. Özetle lafı uzatmayayım 1928'de Kuzgun Acar dünyaya geliyor siyahi bir anneden ve biraz beyzade bir babadan. Nazmi Bey birazcık bu Kuzgun'a yavrusu şahan gözükürmüş sözünün aksine Kuzgun Acar'ı bir türlü kabullenemiyor çünkü Kuzgun Acar melez doğuyor ama daha siyahi en azından babasının beklediğinden daha kara doğuyor. Bu yüzden annesi Çetin demesine rağmen ismine babası Kuzgun diye çağırmaya devam ediyor. Acımasız geldi şimdi böyle söyleyince. Kuzgun diye de başka isim yok zaten hani bilmiyorum sen hiç denk geldin mi? Yani babası resmen Kuzgun diye çağırıyor ve bu yer ediyor ve adı haline geliyor ki annesi dediğim gibi başında Çetin diyor aslında. Çetin de babamın ismi. Oradan da yakınlık duydum bir yandan da. Bir acı geldi ya bu hikaye. Benim de böyle okurken yok ya hani umarım doğru değildir gibi bir e, his uyanmıştı. Ama Kuzgun Hoca'nın hayatına baktıkça bu acıyı, bu kabullenilmemeyi, bu ne derler babayla olan çatışmayı öyle güzel göğsünde yumuşatmış ve hayata bakış açısını öyle mizahi bir yere çekmiş ki yani cenazelerde bile espri patlatıp insanları güldürdüğü yerlere yuvarladığı falan söyleniyor. Çok esprili bir karaktermiş. Ya Ali şeye enteresan geldi. Bak şimdi ismi gölge ve karanlıkla alakalı birinin o bahsettiği gittiğin heykelde de heykelin kendisi güzeldir ama gölgeleri daha güzeldir o heykelinde. Evet evet tüyleri öyle bir yapmış ki güneş mesela öyle vakti vurduğunda o tüylerin gölgesi başka yansıyor duvara dediğin gibi akşam üstü olduğunda başka yansıyor. Zaten Kuzgun Acar şuna da inananlardan mesela onun eserlerinden bazıları bir dönem yasaklanıyor taşınıyor vesaire o öldükten sonra arkadaşları şey diyorlar Kuzgun görseydi buna karşı çıkardı çünkü her heykelin mekanlı yapıldığına, mekana yapıldığına inananlardandı diyorlar. Orada da onun bakış açısını da anlıyoruz burada. O yüzden senin bu dediğin, iyi ki söyledin çok sağ ol. Çok yerinde bir örnek oldu. O Gaudi'nin Barcelona'daki şey var ki kilisesi. Sagrada Familia mıydı? Oradan bir heykel alıp başka bir yere götür. Yani olacak iş değil. Demek ki her heykel yerinde kalması gereken bir şeymiş demek. Hiç heykel üzerine düşünmemiştim arkadaşım. <gülüyor> evet, evet. <gülüyor> Sağ ol. Bu podcast'ı o yüzden seviyorum. Yani bildiğimizi anlatmıyoruz. Bilmediğimizi öğrenme hevesi yaratıyoruz kendimize. O yüzden güzel. Yoksa böyle bir konunun uzmanıyız da çıkıp onu anlatıyoruz gibi değil. Zaten bu kadar konunun uzmanı da bir tek İlbey Ortaylı'yla. Celal Şengör mü? Celal Şengör var herhalde. Evet yani Kuzgun Acer ismiyle ben şimdi tanıştım. Ki o heykeli biliyorum. Çocukluğum oralarda geçti. Ama hiç gidip de merak edip ismine bakmamış. Her insanı başka etkiliyor ya sanat. O heykel benim için çok özel bir heykeldi. Dediğim gibi heykel sanatına da özel bir ilgim ve bilgim yoktu ama o beni ayrı etkilemişti. Yaşla da alakalı. Hangi yaş Doğru. civarında oralardan geçtiğini. Ben hani o yaşlarda daha çok sizin okulun kampüsünde işte oranlar <laughs> yaşayıp <laughs> böyle erkek arkadaşlar <laughs> Anırımla. Hani heykel görmüyordu gözüm o yaşlarda. Kalaycılara bakıyordun sen <laughs> geçerken. <değil mi>? <gülüyor> tabii tabii. <gülüyor> Bozacı, vefa bozacısı falan. <laughs> Onlara gidiyordum. Bu, bu kuşlar heykeli dediğim gibi metalden yapılma bir heykel. Kuzgun genelde metal, çivi, tel gibi malzemeler kullanıyor. Bu arada ilk çalışmaya başladığı zaman babasının ayakkabı bağı üreten bir imalathanesi var. Orada çalışıyor bir süre. Ama daha sonrasından lise hayatında İstanbul Ticaret Lisesi'nde okuyor. Oradaki öğretmeni resme yatkınlığını fark ediyor ve onu akademi sınavlarına hazırlıyor. Liseden mezun olduktan sonra 1949'da İstanbul Güzel Sanatlar Akademisi'ne giriyor. Şimdiki adıyla Mimar Sinan Güzel Sanatlar Akademisi olan. Ve orada Rudolf Belling diye bir hocası var. Bu Nazi Almanya'sından kaçıp Türkiye'ye sığınan bilim insanları, sanat insanları, akademisyenler var ya onlardan bir tanesi. Yahudi değil ama bu adam. Eşi Yahudi. Ama Nazi Almanya'sına karşı fikir beyan etmekten çekinmiyor ve karalisteye giriyor. O yüzden o dönemin Almanya'sından kaçıp Türkiye'ye sığınanlardan ve burada hizmet vermiş akademide. Ve o da soyut eserler veriyor. Bir de daha sonra bu akademiden ayrıldıktan sonra Ali Hadi Bara, Cumhuriyetin ilk heykeltıraşlarından bir tanesi onun yanına giriyor ve onların bu soyut ...çalışmalarından, minimalist çalışmalarından çok etkileniyor. Alin hani e, Nazi Almanya'sından, o zulümden kaçan profesörlerden bahsetmişken tam da yeri geldi. Livaneli'nin Serenat romanı, böyle bir hikayede okumak isteyen varsa... ...alt metinde bu ilerleyen bir hikaye o. O da mesela eğlenceli bir tam yeri geldiği için söyleyeyim dedim. Hmm, ben de okuyayım, Serenat'ı okumamıştım. Teşekkür ederim Fatih. Rica ederim. Tavsiyelerinizi emir Telak ederiz, hemen okuruz efendim. <laughs> Bilim mukabele Alincim. <laughs> Sonra Kuzgun Acar ilk evliliğini yapıyor. Avukat Münire Abdüşef ile evleniyor. Ama sanırım bu evlilik iyi ilerlemiyor. Daha sonrasında boşanıyor. Çünkü bu sırada zaten Venedik Biennale'inde telden yaptığı bir heykelin sergilenmesi var. Ondan sonra Lübnan'da tekrar sergileniyor aynı heykelle. Biraz biraz böyle yurt dışına açılıyor. Hareketli bir hayat başlıyor onun için. Sonra da 1961'de Paris Biennale'inde ödül alıyor ve bu ödülle biraz hayatı değişiyor çünkü bu ödül bir burs aynı zamanda Fransa'ya gidiyor heykel eğitimi görmek üzere. Sonra da Türkiye'ye dönüp zaten eşinden boşanıyor ve ikinci evliliğini bir aktris olan Biga Perker ile yapıyor. Biga Perker'den Emre Yunus adında bir çocuğu var 1966'da dünyaya gelen. O yılda da işte kuşlar eserini vermiş. Hem Emre Yunus'u hayata getirmiş hem de kuşlar gibi bir ölümsüz bir eser vermiş. Kuşlar heykelinden bahsettik en önemli eseri dedik ama bir diğer en önemli eserlerinden bir tanesi de Türkiye heykeli. Ankara Kızılay Meydanı'nda bulunan emekli sandığı genel müdürlüğünün cephesine yaptığı Tunç'tan bir heykel bu. Türkiye adını verdiği bir başka heykel daha var. O da Ankara'da emek işanının ön girişine yaptığı Anadolu'nun çoraklaşmasını, çoraklaşmayla kaybettiği toprakları simgeleyen bir metalden bir heykel. 1966'da yapıyor yine bunu da. Fakat bu heykel kaldırılıyor çünkü <laughs> çoraklaşma konusunda hani büyük ihtimalle dönemin iktidarı haşa efendim ne çoraklaşması diyorlar. Ve depolarda bekletiliyor bir süre derken hurda olarak satıldığı ortaya çıkıyor yapılan araştırmalarda daha sonrasında. İçler acısı bir durum yani. E gitmiş yani ekel yok hiçbir yerde Yok. öyle mi? Hı <laughs> -hı. Paramparça edip Aa. işte hurda fiyatına satmışlar. Çok üretken bir sanatçı Kuzgun Acar ama çok genç yaşta 48 yaşında vefat ediyor. O sürede işte sinemayla da ilgilenmiş, belgeseller çekmiş, işçi partisine girmiş, balıkçılık yapmış, meyhanecilik yapmış. Çok tatlı, çok renkli bir karakter. Yani geçen Marco Paşa için dediğim gibi böyle bunun da içinde çok vakit geçirmek istediğim bir öykü oldu. Umarım bunun da... <laughs> <laughs> bir, bir romancı arkadaşımız yazardı. <laughs> ben diye diye böyle bu podcastte galiba kafamda romanı yazıyorum arka tarafta. Sana bahsettiğim bir fikrim vardı ya. Onun aksına oturan şeylermiş gibi de geliyor bir yandan bütün bunlar. kuzgun Acarlar, Marco Paşa vesaire. Bilmiyorum belki öyle de bir şey ortaya çıkar ama... ...beni etkileyen özel insanlar bunlar, özel hikayeler. Ve Türkiye tarihini de anlatan, Türkiye'de bazı şeylerin neden olmadığını da anlatan... ...hikayelerden biri olduğu için yani böyle gönülden yaralıyor... O yüzden böyle en azından bu vesileyle kendi bizce Kuzgun Acar'ı hak teslimi yapmış olduk diye düşünüyorum. Ben tanımıyordum. Sayende tanıştım. Çok da mutlu oldum. Şu an çok merak ediyorum. Ne güzel. Ne çok mutlu oldum. Var mı hakkında yazılan kitap? Bir tane var Türkiye İş Bankası yayınlarından çıkmış 2004 yılında ama şu an baskısı yok. Onun dışında birkaç yerde bölük pörçük yazı var hakkında. Bunlardan bir tanesi de Senur Sezer'e ait. Hatta birçok bilgiyi de ben de oradan aldım. Çok kapsamlı güzel bir yazı. Duygusal da bir yazı. Orada bir yerde Öz Yalçıner'den bahsediyor isim vermeden. Bu büyük ihtimalle bizim bildiğimiz, sevdiğimiz Adnan, Adnan hocam. Öz. Evet aynen öyle Adnan Öz Yalçıner. Büyük ihtimalle öyle ve yakın arkadaşıymış eğer öyleyse. Hani olur da Adnan Öz Yalçınar'la bir konuşma fırsatımız olursa bir gün Kuzgun Acar'la ilgili. Onunla ilgili ismi gibi gölgede kalan anıları biraz daha gün yüzüne çıkar sanki diye düşünüyorum. Şimdi sormak lazım arkadaşım o zaman. Sonuçta sendikamızın başkanı yani. Bir arayıp sorabiliriz. Hocam ne var burada diye. Sonuçta o hafızayı not etmek lazım. Çok merak ettim. Yapalım vallahi böyle bir şey gerçekten. Çünkü varsa hani onun o anıları çok kıymetli, çok değerli. Diyerek sonra vefatından bahsedeyim. Marmara Adası'na konmak için tasarlanan bir anıt yapmaya başlıyor ama tamamlayamadan bir duvar rölyef yaparken düşüyor merdivenlerden ve beyin kanaması geçiriyor. 4 Şubat 1976'da 48 yaşında çok genç hayatını kaybediyor. 48 yaşına kadar yaptıklarına bakar mısın? İşte o kuşlar heykeli, sinemalar, Fransa'ya gidip gelmeler, aralarda bir sürü başka eserler. Ya yani Sürekli üretmiş. Hem de muhalif duruşuyla da koşturmuş. Yeri gelmiş meyhanecilik yapmış. Hani bir yerin maaşlı çalışanı olmayı, istememiş. O bağımsızlığını hep sürdürmüş. Onun bedelleri de olmuş tabii ki. Ama çok da güzel bir isim bırakmış ardında. Arkasından konuşanlar, arkadaşları hep bu anlamda iyi anlıyorlar. Diyerek Kuzgun'u başında bahsettiğim Ülkü Tamer'in Kuzgun şiirinden iki dörtlükle bitireyim ben. O şiir ben. okunacak. O şiir okunacak. O dörtlükler <gülüyor> okunacak. <gülüyor> Biraz lafı fazla da uzatmış olabilirim ama. Yok yok çok güzeldi. Dörtlüğümü okuyup sana iade edeyim mikrofonu. Geldin bir kere nasılsa cehennemlerden mi yoksa ey kutsal yaratık dedim uğursuz kuş ya da şeytan bu çorak ülkede teksin yine de çıkıyor sesin korkuların hortladığı evimde ne olur anlatsam acılarım ilacı oralarda mı anlatsam dedi kuzgun hiçbir zaman şu yukarıda dönen gökte tanrıyı seversen söyle ey kutsal yaratık dedim uğursuz kuş ya da şeytan azalt biraz kederimi söyle ruhum cennette mi buluşacak lenorla adı meleklerce konan o sevgili eşsiz kızla dedi kuzgun hiçbir zaman. Şiirde dörtlüklerimiz de böyle dinlediğin için teşekkür ederim Fatih. Bana da yani hem konuşurken hem araştırırken iyi gelen bir sohbet oldu. Senin bu kadar heyecanlanmana da sevindim. Yani hoş hoş bir sohbet oldu. Teşekkür ederim. Evet, evet çok çok teşekkür ederim. Çok memnun oldum tanıştığıma. Çok da merak ediyorum. Hele bir de Adnan Abi'yle Adnan Hoca'yla yanına gidip hikayeler dinleyebilirsek değme keyfimize. Süper olur. Haydi senin kelimene geçelim o zaman. Ali'nin şiir bu kadarcık oturur yalnız bu arada sanki benim kelimemi biliyormuşsun da pas atmışsın gibi oldu. Şimdi kelimeme geçmeden önce uzun bir girişgahım var. Malum Ramazan ayındayız. Ramazanda da bazı adetler vardır. Özellikle köy, kırsalda. Şehirdekinden biraz daha farklı oluyor Ramazan ayları. Ben hani şehirde doğmuş, büyümüş biri olarak ama böyle birkaç yılımın Ramazanını köyde geçirme şansım oldu. Çok şeyde kattı bana. Yaşıtlarınla normalde gün içinde oynarsın çocukken ama Ramazanda uruçlu oluyor bazı çocuklar. Onlar daha çabuk büyümüş oluyorlar, kendilerini daha büyük hissediyorlar. <laughs> O yüzden genelde teraviden sonra o akranlarına yan yana geliyorsun. Tabii iş çıkışı daha büyük abiler teravih namazını kılıp onlar da köy yerinde bir yere bir eve bazen hava güzelse dışarıda bir yere buluşup muhabbet ediliyor. Bir de hani sahurda olduğu için o saatlere kadar kalmıyor çocuklar ama akşamları özellikle hafta sonu akşamlarını beraber geçirmeye özen gösteriyorlar. Çünkü kimse köyün merkezine gidip veya kasabaya gidip içki de içemediği için Ramazan ayında. Köyde kalıyor yani erkekler. Önce bir böyle dini muhabbetler ediliyor. Bilmiyorum hiç öyle bir şeye denk geldim mi? Ama yani daha çok erkeklerin Yok. hikayesi gibi. Bu ki kelimemle de sonra alakasını göreceksin. Neden erkeklerden bahsettim? Mi? Önce böyle bir dini hikayeler. Hatta köyün imamı gençse o da bir gelip peygamberin hayatından, Ramazan'da yapılması gerekenlerden, menkıbelerden falan bahseder. İlerleyen vakitlerde de Arlin artık konu yavaş yavaş değişmeye başlar. Yani o dinden çıkar ve havanın da iyice kararmasıyla beraber korku hikayeleri anlatılmaya başlanır. Hazır Ramazan deyince aklıma hemen o geldi. Oradan bir kelime seçmek istedim. Kelimem Kara koncolos. Bu kelimeyi biliyor musun? Duydum sanki ama yani yabancı gelmedi ama hiçbir Aman, fikrim yok. Duyamaz, duyamazsa şaşardım. Zaten bu kelimeyi seçerken dedim ki yani çok az bilinen bir <laughs> duysa kelime duysa ama duysa duysa Arlin duymuştur diyor. <laughs> evet evet yani ağızları o takip ediyorsun o kelimeleri çıkarıyorsun buluyorsun. Falan. Meraklısın yani. Ama yok hiçbir fikrim yok hakkında. Öyle mi? Yani bir kulak aşinalığı var sadece. Şimdi Kara koncolos kelimesi işte dediğim gibi buradan bir dank ettim ama bu kelimeyle ben de çok yeni tanıştım. Hmm. Çok eskiden bildiğim bir kelime değildi bu kelime. Bizim köyde falan karabasan vardı. İşte şey anlatılır mesela hatırladığım. Mezarın yanından geçerken bir şey görürseniz aman onda göz göze gelmeyin kaçıp gidin. Mesela özellikle imam da varsa orada önce şeyi sorar. Fatiha'yı biliyor musun? Biliyorum dedim mi? Devam eder. İhlas'ı biliyor musun? Biliyorum. Kunut duasını biliyor musun? Bilmiyorum. Tamam der hemen. Mezarın yanından geçerken şimdi daha yola çıktın. Üç kulhu bir elham okuyacaksın. O bildiğin yerden. Ama denk mi geldin? Bir kunut duasını okuman lazım. Ki Def edebilesin ya sana musallat olmasın o karşındaki hmm. cin ise kara basansa, neyse işlevsel aslında yani tüm korku hikayelerinde olduğu gibi ama ben bu kara nasıl tanıştım geçen bölümümüzde de anlattık ya araştırma yaparken bazen araştırmaya o kadar çok dalıyoruz ve hikayemizden bağımsız bir yere çıkıyoruz bu birincisi bazen de o araştırdığımız yer bizi o kadar çok etkiliyor ki romana öyküye yön veren hale geliyor. Hiç aklımızda yokken. Kara Koncolos benim için biraz öyle oldu. Hı. Yeni çalıştığım dosyada bir karakter 17. yüzyılda, 1600'lü yıllarda anlatıyor hikayesini. Ama hikayem yine günümüzde geçiyor. Şimdi 1600'lü yılları ben nereden bulacağım? O zaman da en güvenilir kaynak bana şey geldi. Evliya Çelebi. Hı. Çünkü atmosferi öğrenmek istiyorum. Ne giyerler, nasıl konuşurlar, ne iş yaparlar gibi hatta hikaye Muş'ta geçecekti. Ama Evliya Çelebi'nin peşine takıldım ve ben o, o beni yavaş 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 Edirne'ye getirdi. Şöyle bir şeylerden bahsediyor Evliya Çelebi. Mesela Erzurum'da diye hatırlıyorum. Diyor ki gökte diyor Erzurum'dayken diyor. Abbas cadılarla, Çerkez cadılar savaşını izledik diyor. Gökyüzünde onlar savaşıyorlardı. Biz de izledik falan diyor. Böyle şeyler anlatıyor. Şimdi bizim de gerçekçi bir tavrımız olduğu için hep bunu bir gerçeğe bağlama çabasında oluyorum. Acaba dedim ne gördü gökyüzünde? Ne gördüler de bunu izlediler falan gibi. Evliya Çelebi çünkü benim için çok güvenilir bir kaynak olduğu için onu gerçeğe bağlamaya çalışıyorum. Orada bir şey Karakoncolos'tan bahsediyor. Karakoncoloslar vardı işte şu ay çıkarlar şunu yaparlar bunu yaparlar diye. Geçenlerde bir işte birkaç ay önce şeye denk geldim. Emrah Sefa Gürkan var ya hmm. biliyorsun tarihçi. Hı -hı. Evliya Çelebi ile alakalı bir video çekmiş. Evliya Çelebi anlatıyor. Beşinci dakikada falan söylediği laf şu oldu. Dedi ki ya Evliya Çelebi döneminin Cem Yılmaz'ıdır dedi. Yani stand-upçısıdır dedi. Yani hem üzüldüm çünkü geçen zamanıma çünkü gerçeğe bağlamaya çalışıyorum. Hem de çok mutlu oldum. Bir de sonra şöyle devam etti. Uydurur o dedi yani. Hani millet gülsün diye eğlensin diye de uydurur dedi. Uyduruyor ama bunlar e, toplumdan bağımsız uydurmalar değil. Yani kara diye bir hikaye. Bin yıldır var. belki binlerce yıldır var. O metne sirayet etmiş. Ben yine Evliya Çelebi'den alacağımı almıştım. Hani nasıl giyindiklerine dair. Hatta karakterim yani Kara Koncolos ilk öykümün öykü diyelim finaline çok büyük etkisi oldu. Yani öyle etkilendim hikayeden. Bir, bana bambaşka bir yön verdi. Bir de bu yaşadığı döneme ışık tutan yazarlarda bizim de dönemi koklayabilmek için kaynak gördüğümüz eserlerde İster istemez kendi kişisel gözlemlerini yansıtıyorlar. Mesela Sermet Muhtar Aluz varlıklı bir aileden geliyor. Onun deneyimlediği İstanbul'da normal bir Osmanlı vatandaşının deneyimlediği İstanbul aynı değil tabii ama hala bizim için geçerli evet. bir kaynak tabii. Yok yok yani tabii ki çok geçerli bir kaynak hala ama gerçekçiliğiyle olan bağı biraz daha pamuk ipliğine bağlı. <laughs> Onu bilmiyordum ben o yüzden biraz yıkıldım. Bir de hani evliya evliya diyorlar ya ben hani bir, bir evliyalık İsnat ediliyormuş gibi hani böyle kutsal bilinmiş gibi hep de düşünüyordum. Mersim adı evliyaymış adamın yani o da. Bak ben o... de düşünmemiştim onu hiç evliyalığı nereden geliyor diye. Ama işte geçen bölümlerde de dedik ya evliya velinin çoğulu yani çoğul evet, bir evet. isim olması da enteresan. Birinin isminin çoğul bir şey olması. i̇sim olarak kullanılması da enteresan ama 100-200 yıl bayağı yaygın kullanılan bir isimmiş. Hmm. Hiç, hiç aklıma gelmedi. Oradan da bir gol yemiş Yani <laughs> Onu da yıkmış oldu bu Karakoncolos hikayesi. <laughs> Neyse ben kelimeme geleyim. Kelimenin kökeniyle alakalı muhtelif fikirler var. Türkçe ve Yunanca olduğuna dair. Türkçe konçla bağdaştırmışlar pantolon kelimesiyle. Pantolon konç muymuş? Evet. Hatta ağızlarda falan da hala kullanılıyor. Koncuk falan diye pantolon manasında geçiyor diye hatırlıyorum ama kelimenin ve daha doğrusu karakoncolusun en çok nerede etki yarattığına baktığımızda Trabzon ve çevresi olarak görüyoruz. E o yüzden diğer fikre biraz daha sıcak baktım işin gerçeği. Nişanyan bu kelime için Kalikansaros kelimesinden geldiğini söylüyor. Bir tür kötü ruh, cin anlamına geliyormuş. Buna biraz daha sıcak baktım. Türk Dil Kurumu sözlüğü de Keza yine Rumca olduğunu söylüyor. Coğrafyamızda Anadolu'da bilinen bir varlık Karakancalos. Birçok kelimeyle anılıyor. Koncalos deniyor, Goncalos diyor, Congolos deniyor. Yani Karakoncalos sadece Trabzon ve çevresinde daha sık kullanılıyor. İç Anadolu'ya doğru geldikçe hep değişmiş kelimeler. Ama yine bir benzerlik var ses olarak da. Bir başka biri diyor ki Kalikans Bunu doğru söylemiyorum büyük ihtimalle. Kalikans kelimesinden geldiğini söylüyor. Bir diyor ki yıl başında bir ritüel vardır. Bu da Kalikan Sroi adı verilen kütürhulardan korunmak için yapılır diyor yılbaşı öncesi. Bir takdis yapılırmış bunlardan korunabilmek için. Şimdi bu Karakancolos zemheri ayında ortaya çıkıyormuş. Bu da bilinen en soğuk aylardan biri. Yani i̇şte Karakış Zemheri devam eden. Şimdi çıktığı tarih de Aralık ortasından Ocak sonuna kadar gibi düşünelim zemheri şöyle enteresan bir şey var. Mesela Doğu Avrupa'da da inanılan bir varlık. Orada 24 Aralık'ta veya 26 Aralık'ta ortaya çıktığı düşünülüyor. Yani aslında Noel'le bağlantılı bir hikaye. O zaman da hemen aklıma şey geldi. Krampus diye bir varlık vardı ya biliyorsundur. Hani Noel Baba'nın karşısında olur. Bu da Noel Baba nasıl bir yılın sonunda iyi çocuklara hediyeyle ödüllendirir. Krampus da kötü çocuklara bir yılın sonunda ceza verir. Karakancolos da aslında bağ olan bir hikaye. Sadece işte Trabzon tarafına doğru gittikçe biraz hikayesini değiştirmiş. Bu da çok enteresan. Bölge bölge hem adı değişiyor hem de hikayenin karakterin işlevi değişiyor. Trabzon'da hatta 14 Ocak için Karakoncolos fırtınası gelir diye düşünüyorlar. Ki mesela yine Trabzon bölgesinde bu varlığın denizden geldiği düşünülüyor. Ama Anadolu'ya doğru gittiğin zaman dağdan geldiğinde inanılıyor. Hmm. Şimdi hikayenin o işlevsel boyutunla beraber değişmesi çok hoş. Bu arada Buyur. lafını böleceğim ama balla keseceğim lafını, kitapla keseceğim lafını. <laughs> Buyurunuz efendim. Sen böyle anlatırken işte hani Noel Baba dedin farklılaşıyor hikayeler. Son okuduğum bir romanı hatırlattı ve vesileyle tavsiye etmek istiyorum. Fuat Sevimay'ın Aziz ile Nikola kitabı. O tarihin gelişini, o hikayelerin, mitlerin, efsanelerin serpilmesini, büyümesini, coğrafyadan coğrafyaya değişmesini öyle güzel bir mizahla kaleme almış ve yeniden üretmiş ki onu ve birbirine bağlamış farklı farklı hikayeleri. Çok keyif aldığım bir roman oldu vesileyle ben de, de Fuat sana sevmayayım. nazire yaparak madem sen Zülf Zül, zül <laughs> önerdin ben de Fuat Sevim Aziz ile Nikola Selam öneriyim. olsun dinliyorsa da. Selam olsun. Ee, ben de çıkar çıkmaz aldım Aziz ile Nikola'yı ama henüz daha okuma fırsatına erişemedim. Okursun. Şimdi dediğim gibi her yerde, her bölgede farklı farklı özellikler atfediliyor bu varlığa. Şekliyle alakalı en başta bir açmaz var. Biri diyor ki uzun boylu, kıllı bir erkek. Diğeri diyor ki ki genel kabul ikincisi maymun boylarında işte kamburu çıkmış, saçı seyrekleşmiş. Bir cadı tarifi var. Bu biraz daha yaygın. Ama dediğim gibi o hani o şiddetin asıl geldiği yer hani o Rum nüfus olduğunu düşündüğüm için Trabzon ve çevresinde yakın çevresindeki tahribat gücü daha fazla. Yani orada orada çok yoğun önlemler de alıyorlar buna karşı. Bunun gücü ne? ne? neye karşı önlem alıyorlar? Bir dediğim gibi ikiye ayırmak lazım. Karadeniz hattını batıya doğru giderken biraz daha kolay alt edilebilir bir varlık bu. Yine Balkanlara doğru gittikçe biraz daha zorlaşıyor onunla uğraşmak. bunun hüneri şu. Zemhir ayında ortaya çıkıyor. Bu arada bu, de, bu dediğinden ne olarak bahsediyorlar? Yani Yunancasını yani Kalikansoro'yu direkt çevirdiğimizde Goblin geliyor karşımıza. Ki Goblin de aslında bu bahsettiğim ikinci tanıma şeklen benzer bir varlık. Ama burada yerleşmiş kara koncolos kelimesiyle beraber anılıyor. O zaten bir şekli tasvir ediyor. Yani bir cin ama. Bu ortaya çıkıyor Zemheri ayında. Bunun hüneri de şu. Birincisi yoldan geçenlere şu soruyu soruyor. Nereden geliyorsun, nereye gidiyorsun? Cevabı da muhakkak içinde bir kara kelimesi koyman lazım ki seni azat etsin. Karabağ'dan geliyorum, Karadağ'a gidiyorum, hmm. Karaköy'den geliyorum, Kara Ahmet'e gidiyorum gibi bir cevap vermen lazım ki seninle uğraşmasın. Bayağı oyun kurmuşlar. Evet evet ama mesela bu bu varyant daha çok Anadolu'ya doğru geldikçe daha başından savması kolay. Yoksa böyle rahat savabilir misin başından? Mesela benim köyümdeki imam bu kunut dualarını ön kabul olarak sunuyordu. <laughs> Burada daha basit hani Karabağ, Karada yeterli geliyor. Karada geç. Evet yani öyle bir şey deyip o zaman lazım. Velev ki demedin. Aklına gelmedi. Çünkü en güçlü yanı ses taklit edebilmek. Yani çok yakındaki çok sevdiğin birinin sesini çok rahatlıkla taklit edebiliyor. Demedin. Dedin ki böyle kuru kuru Ayşe'ye gidiyorum dedin yani kara falan demedin. <laughs> o zaman kız çocuklarının saçını tarıyor. Yün tarağı vardır ya böyle metaldendir o dişleri. Hmm. Onunla böyle biraz canını acıtarak diyor Eğer erkekse vurarak harakla öldürüyor. O derece. Şimdi o yüzden en başında dedim ya hani Ramazan adeti köyde erkekler yan yana gelir. Kızlar pek değil. Tabi bunu gece çıkarsan gündüz gözüyle pek görünmüyor bu karakoncalos. Gece ancak olacak. Yaptığı şey de şu. Ya erkek çocuklarını yiyor. Yine buradan da krampusla çok benzerliği var. Yani çünkü gece kim çıkar dışarı? Yaramaz erkek çocuğu çıkar. O yüzden erkek çocuğunu yiyor veya dana yiyor. Yani bu dana hikayesini bilmiyorum neden dana yediğini. <laughs> Mesela Trabzon ve çevresinde Karadeniz'de bundan korunmak için kapının önüne yemek bırakıyorlar kuymağa varana kadar yemek bırakma var. Mısır bırakıyorlar, pancar bırakıyorlar, kuymak bırakıyorlar, ekmek bırakıyorlar ki gelip onların açıkta kalmış bir şeylerine, yiyeceklerine vesaire işemesin. Onları seslenip onları rahatsız etmesin. Çocuğun aklını çelmesin gibisinden kapısının önüne yiyecek bırakıyorlar. Hikayeyi uyduran iş daha yerindeymiş diye anlıyorum ben. <laughs> Yiyip içebilsin kuy kuymak canı çekmiş, uydurmuş. <laughs> Şimdi tabii bunu anlatanın amacını net bilememekle beraber şu açıdan bana çok mantıklı geliyor. Kapının önüne yemek bıraktığında oradaki yaşayan hayvanlar, vahşi hayvanlar senin evine girmek için veya senin ahırına girmek için uğraşmıyor. Oradaki yemeklerden yiyor. Şimdi işlevsel, hikayenin işlevsel kısmı zaten burası. Doğru. Bir, İlla bir şey olacak. Evet yani çocuğunu özellikle erkek çocuğunu şeyden sakınıyorsun. Bir erken uyu çünkü geç uyursan kara gelir benim sesimle onun sesiyle sana seslenir. Eğer sen çıkarsan peşine gidersen onun soğukta donarsın. Çünkü öyle öldürüyor bir yandan da erkek donarak öldürüyor. Bir bunu engelliyor. Erken uyumasını sağlıyor. Dolayısıyla anne ve babanın aslında kendine ait ayırdığı bir zamana da vesile oluyor Karakoncalos. yani hmm. Yani hikayeyle beraber erken uyuyor çocuk. Annesinden babasından ses duyarsa aman Karakoncalos olabilir bu. Onları taklit ediyor olabilir. Bir mahremiyet alanı da sağlıyor hikaye yani işlevsel olarak. Biz değiliz o oğlum diyor yani. <laughs> <laughs> Karakoncalos gelmiş. <laughs> ben hikaye iyi ben yazsaydım burayı gözetirdim muhakkak. İkincisi tabii çocuğun gece dışarı çıkmasını engelliyor. Çünkü gerçekten çok soğuk dışarısı. Çıktığında dönüş yolunu bulamayabilir. Çok uzaklaşırsa donabilir gibi şeylerden sakınıyor. Üçüncüsü e tabii dışarıda da vahşi hayvanlar var. Gece gözüyle görmek zor. Onlardan sakınıyor. Yani çok işlevsel bir metin olarak karşımıza çıkıyor. Hikaye anlatıcılığı niye var zaten hayatta kalalım diye. Evet evet. Yani işte bu dediğim gibi Karadeniz bölgesinde daha hırçın bu kara koncalosu. Evleri yıkan da o, o fırtınayla beraber zemher ayında işte ahırları dağıtan vesaire ne kadar kötülük varsa o kara bekleniyor. Ama Anadolu'ya doğru geldikçe işte böyle çok daha böyle vur kafasını al ekmeğini bir cine dönüşüyor. <laughs> Karaya gidiyorum karakola gidiyorum dediğiniz zaman yırtabileceğin bir cine dönüşüyor. Yani bir sadece aslında çocuğun korkutmaya yönelik sadece işte gece evde kalmasını sağlayacak. Çünkü dışarıda tabii sıcak iklimlere doğru gidildikçe bu varlığın hüneri de gücü de yavaş yavaş azalmaya başlıyor. Bu da bana şey kapısını açtı. Yazarken de e, mekanla karakter ilişkisi. Bizim olmazsa olmazımız ya. Yani mekanın sana neyi vaat ediyorsa mekanın sınırları içinde karakter inşasını o kadar yapabiliyorsun. Şimdi... Hmm ne bileyim Ege'de, İzmir'de, Karakoncalos'tan bahsettiğinde kar getirir, fırtına ile beraber evleri yerle eksan eder diye anlatırsan o çocuk onu yemez. Kar görmemiş hayatında çocuğa bunu anlatırsan. Ama Trabzon'da öyle gücü vardır Karakoncalos'un gibi. Sözlü geleneğin de aslında nasıl bu olay örgüsünü nasıl inşa ettiğini, karakter oluşumunu nasıl peş peşe getirdiğini, nasıl bir düzlem izlediğini göstermesi açısından çok önemli buldum Karakoncalos'u. Tabii bu coğrafyayla alakalı da Şimdi çocuğu korkutuyorsun vesaire ama baş edemediğin, yenemediğin karakter ya tanrısallaşacak. Yunan mitolojisinde olduğu gibi. Bir tanrılık affedeceksin karaktere. Ya da yenebileceksin işlevsel olması için. Yani yenebilirsin ama işte o, o bizim köyün imamın dediği gibi kunut duasını bilirsen. Gece dışarı çıkmazsan, gece çıkan sesleri aldırış etmezsen yenebilirsin. Çocuğu da demen lazım. Şimdi bu kelime tabi dediğim gibi birçok varyantı var kelimenin. Kancolos, koncalız, gencolos, gancolos, gancalos, gancalos koncolos, koncalas, conkalas gibi bir sürü biçimi var. Kimin ağzı nasıl dönebilmişse öyle söylemişler diye anlıyor. Evet evet biraz öyle olmuş. Mesela şeyde Kocaeli'de tahtacılar koncalız veya koncoluz diyorlar. Hortlak anlamında kullanıyorlar. Yine aynı bölgede bu enteresan cenaze namazı kılınmayan kimse anlamına geliyor. Bu da enteresan geldi bana. Senin var mı böyle bir hikaye veya korku unsuru olarak? Mesela ben çocukken Karabasan'dan korktuğumu hatırlıyorum. Yok, yani öyle bir. Şimdi coğrafya çok büyük etkisi oluyor coğrafyanın. Orta Asya'da da mesela hani inanılan bu tarz doğaüstü varlıklar çok daha az. Kültürlerinde olan hani ruh, iyi ruh, kötü ruh gibi şeyler var. Ama mesela cindi, hayaletti gibi şeyler çok az. Çünkü adam bozkırda yaşıyor abi. Yani zaten gelen düşmanı bir iki kilometre öteden zaten seçebiliyor. Ormanlık yerlere girdiğinde hele... Avrupa'da da biraz daha içlerine girdikçe hayalet hikayeleri bitmiyor. Sanırım biraz da ee, ...Ermeni kültürünün de farkı var. Yani bizde benim hatırladığım bu tür böyle efsaneleşmiş veya dini atı olan çok hikaye bilmiyorum, duymadım. Yani hani ben duymadım diyeyim ama duyardım diye düşünüyorum. Böyle baskın bir kültür olsa bunun etrafında dönen cin vesaire gibi şeyler pek yoktur zaten kültürde. Duymakla yaşantına içine sokmak arasında bir fark var. Yani korkmamanın sebebi ne bileyim işte ya yani teşvikyede yürürken ne bileyim işte veznecilerde yürürken köşeyi döndüğünde bir kara göreceğini düşünmüyorsun. Köy yerinde ama gittiğinde ben de mesela kendimden biliyorum. Aynı yol üzerinde gidiyoruz ama mezarlığın yanından geçerken e, bisikletin bisikletle gider gelirdik. Gürüme yolu çünkü korkardık yani oradan geçmeye. Bisiklet pedalını yetişmiyordu benim ayağıma. Yani o <laughs> mezarın yanından geçerken. <laughs> Halbuki arada bir metre fark var ya. Bir metre önce niye o kadar yavaş gidiyordun da bir metre çünkü orada hani hem ağaçlar hem karanlık hem insan olmaması orada hayal gücünle baş başasın hayal gücün yani. seni nereye götürebiliyorsa ama şehirde köşeyi döndüğünde bir ışık görüyorsun bir araba görüyorsun bir ses duyuyorsun bir bağırsan ki hani yardım dilensen kimsenin geldiği yok da cin var hayalet var diye bağırsan gelirler hmm. hani yani, ölüyorum desen gelmezler de. <laughs> hani merakından gelir. O yüzden on onla bir farkı var. Peki bak bu nerede geçiyormuş? şeyden şimdi okuyorum. Türkçede Batı kökenli kelimeler sözlüğünde o durumcu olduğunu söylüyor. Çocukları korkutmak için kendisinden söz edilen gerçek dışı bir yaratık, umacı, hayalet deniyor. Kemar Tahir'in yorgun savaşçısından bir alıntı yapmış. Cemil üstüne çöken kara koncolos akınından nereye kaçabileceğini bir an aradı diye geçirmiş. Benim kelimem de böyleydi arkadaşım. Çocukluk anısıymış gibi tatlılıkla dinledim. Bilmiyordum kelimenin anlamını. Öyle bir kulağıma çalınmış. Dedim Evliya Çelebi beni bu yola soktu. Ben de romandan kendisinden bir nebze intikam almış olabilirim. <laughs> hani o benim geçen bir ay mı, hani o gerçekle bağını <laughs> bulmaya çalışırken harcadığım zamanın karşılığını. Valla güzel sohbet oldu. Ben çok şey öğrendim yine. Evliya Çelebi tekrar en azından adını her şeyini sorgulamama sebep oldu. <laughs> Tatlı bir hikaye oldu. Ağzına sağlık. Ben ol. de çok şey öğrendim arkadaşım. Yani gerçekten güzel oldu. Çok merak ettim. Kuzgun Acar da en azından bir hafızama girdi. Bir yer etti. Ne mutlu. Ben de çok da merak ettim. Kazanım. Vallahi birbirimizi pop göre arkadaşım. Hani her finalde <laughs> olduğu gibi. Gerçi bu hafta şarkı söylemedik ama finalinde. Evet bu hafta şarkısız oldu ama senin sesine bayağı övgüler var Fatih. Bilmiyorum bana arkadaşlarımdan öyle yorumlar geldi. Bir müziği düşüneyim tekrar. Birkaç tanesini seninle de paylaştım ama hepsini paylaşmadım şımarma diye. <laughs> o zaman haftayı gitarla geleyim. Yani. <laughs> Haydi görüşürüz Fatih. Görüşürüz Erlin. Bay <laughs> bay. Bay bay. Bay bay ne ya? bye-bye nea <laughs> <laughs>